Biraz önce Instagram'dan benim hakkımdaki varsayımlarınızı üzerine bir ileti paylaştım ve takipçilerim gerçekten olabildiğince benim hakkımdaki düşündükleri varsayımlarını benimle paylaştılar. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz çünkü gerçekten orada inanılmaz derecede aktifim. Mesajlar gönderiyorsunuz bana, varsayımlarınızı paylaşıyorsunuz. Gelin bakalım nasıl bir varsayımlarınız olmuş. Bazılarına gerçekten güldüm, bazılarına inanılmaz şaşırdım benim hakkımdaki varsayımlarınız üzerine. Hadi başlayalım. İlkiyle başlıyorum. Yusuf Oğuz Demirel'den gelmiş. FBI ajanısın. Yusuf Oğuz, yani yok artık. Daha neler. Sıradaki Şevval Naz'dan gelmiş ve şunu söylüyor. Çocukla yaparım, kariyer de sözü size uymuyor bence. Sadece kariyer çünkü diğerine gerek yok. Ben açıkçası böyle düşünmüyorum. Yani kariyer de çok önemli. Tabii ki de aile de çok önemli. Daha önce Instagram'dan paylaşmıştım ben özellikle çocuk hakkında neler düşündüğüme dair. Onu sabitlemiştim. Merak edenler hikaye bölümüne bakabilirler. Özlem'den gelmiş. Çok titiz, düzenli, planlı birisiniz. Hayatınızda hataya, çılgınlığa pek yer yok. Sizi şaşırtabilir aslında özellikle çılgınlık konusunda. Hafta içi bir günümü biliyorsunuz ama hafta sonu günlerimi bilmiyorsunuz. Onunla alakalı bir içerik üretmemiştim aslında. Çılgınlık konusunda mesela erkek arkadaşım bu hafta sonu şuraya gidelim dediği zaman ben gerçekten böyle hemen bir sırt çantamı alıp gidebilecek kadar böyle çılgınım diyebilirim aslında. Bunu ek olaraktan Instagram'dan takip ediyorsanız biliyor olabilirsiniz. Light Engine Aircraft olarak bilinen bir pilotluk lisansım var. Motosiklet lisansım var. Dolayısıyla dalgıçlık lisansım var. Aklınıza gelebilecek hani böyle çılgın diyebileceğiniz, bir hafta sonu gidip bir şeyler yapabileceğimiz birçok şey yapıyorum. O yüzden çılgınlığa gerçekten hayatımda olabildiğince yer var ama hafta içi değil kesinlikle. Vildan'dan gelmiş. Bence sen duygularından çok mantığınla hareket ediyorsun. Doğru. Bu bir nickname üzerine gelmiş. Across the Universe 321. Alttan çizgi. Demiş ki Amerika'ya ilk gittiğiniz zamanlar kendinizi çok yalnız hissetmişsinizdir. Bu bilgi doğru değil. Çünkü ben aslında buraya gelirken gerçekten çok planlı bir şekilde gelmiştim. Dolayısıyla bu şekilde kendimi kötü hissedecek duyguların o dönemde beni ele geçirmesine izin vermemiştim. Çünkü bir kere böyle düşünmeye başladığınızda gerçekten ciddi anlamda zorlanacaksınızdır olarak düşünüyorum. Journey to the Healing'den gelmiş. Çok disiplinli bir çalışma rutinim var. Texas'tan selamlar demiş. Texas'a buradan merhaba diyorum, San Francisco'dan. Ve evet, disiplinli olduğumu düşünüyorum. Zaten disiplinli olmazsanız istediğiniz birçok şeyi yapamazsınız diye düşünüyorum. Çünkü yapmak istediğim çok fazla şey var. Sizin de bildiğiniz üzere YouTube'da içerik üretiyorum. Her hafta podcast içerik üretiyorum. Aynı zamanda Google'da, Stanford'da işim var. Bunların montajları var, bir sürü şey var. Dolayısıyla disiplinli gitmeniz gerekiyor bence. Eğer birçok şeyi aynı anda yapmak istiyorsanız. Candan Hilal Durmaz, sanırım soy ismi Durmaz. Çok nadir sinirleniyorsun. Aslında biraz kolay sinirlenebiliyorum. Bunun ismini tam bilmiyorum ama ekrana koyacağım görebilmeniz için. İnsanın kendi şansını kendi yarattığına inanıyorsun. Kesinlikle. Kendinizi neler istediğinize dair zaten bir plan yaptığınız zaman onun arayışına geçiyorsunuz. Ve bir noktada hazırlıklı olduğunuz zamanla şans birleştiği zaman gerçekten kendi şansınızı yaratmış oluyorsunuz. O yüzden aynı fikirdeyim. Gülsüm Patan, ailesi için yaşayan birisin. Hayır. Kendim için, herkes bence kendi için yaşıyor. Ailemin kendi hayatı var. Rose Lenners sanırım bu şekilde okunuyor. Onu da ekranda koyacağım görebilmeniz için. Travmalarla dolu bir çocukluk, gençlik geçirmişsindir. Paramparça olsan da yılmamışsındır. Hayır. Bence herkesin gençliğinde, çocukluğunda, ergen zamanında böyle hani yükseldiği, alçaldığı hani duygusal dönemler olmuştur ama böyle travmalarla geçirilmiş bir çocukluk çok şükür olmadı. Gülce Yurt. Çok cesur olduğunuzu ve cesaretinizi kaybetmeden hemen harekete geçtiğinizi düşünüyorum. Cesaretten çok yine de planlı olduğumu düşünüyorum. Özellikle harekete geçme konusunda hani neler yaptım merak ediyorsanız, özellikle taktiğimi merak ediyorsanız onu hemen yukarı yazayım. Çünkü bununla alakalı benim kendi kendime geliştirmiş olduğum bir taktiğim var ve bunu sizlerle paylaşmıştım. O yüzden kendimi nasıl motive ettiğimi ve aynı zamanda nasıl harekete geçtiğimi anlattığım videomu şuraya ekliyorum. Oradan oraya bakabilirsiniz. Gökkışağı günlüğü. Sakin mizaçlı, ılıman bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Sakin. Yani sanırım. Ama araba kullanırken değil.
Ama onu dengelemeye çalışıyorum. İsmin nasıl okunduğundan emin değilim. Çok disiplinli birisin. Muhtemelen Oğlak burcusun. Bu burç olayı çok fazla gelmiş arkadaşlar. Disiplinliyim ama bir burçla bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Burcumu merak edenler için Oğlak burcu değilim, Yay burcuyum. Samet Tekin. Bir idol sahibisin. Sanmıyorum. Yani beğendiğim çok fazla insan var kariyerinde ya da başarılı olmuş ya da hani bir sürü zorluklardan geçmiş birçok insanı biliyorum. Özellikle hayatlarını hani takip ettiğim ama böyle hani idolümdür diye düşündüğüm insan hayatımda öyle birileri yok. Sadece takip ettiğim, çok takdir ettiğim birçok insan bulunmakta. Orhan Aydın. Bence başarılı, yalnız, iyi kalpli ama mutsuz birisin. Mutsuz olduğumu düşünmüyorum çünkü bence mutsuz olsam kesinlikle kameradan görebilirsiniz. Yani ne kadar sahteleşebilirsiniz ki ya da ne kadar oyunculuk sergileyebilirsiniz ki. O yüzden aynı fikirde değilim Orhan. Başarı bence kişiye bağlı, nasıl gördüğünüze bağlı. Ben daha gidecek çok yolum olduğunu düşünüyorum. İyi kalpli, bu bence sizin güzel yorumunuz, sizin kalbinizin iyi olmasıyla alakalı. Herhalde iyiyimdir. Yani kötü olduğumu düşünmüyorum. Doktor Miray, duygusal birisiniz. Bence herkes biraz duygusal. Ben de öyle miyim? Yani çok kolay ağlayabildiğimi söyleyemem. Ama tabii duygusal bir yan tabii ki de vardır. Bir sonraki, çok pozitifsin. Teşekkür ederim. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Genelde bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyorum. Bunny Hanım, çok dağınıksınız. Her yer her yerdedir. Eve ne zaman geldiğinize bağlı. Yani hangi dönemde geldiğinize bağlı olarak diye düşünüyorum. Ama genel olarak düzenli olmaya çalışıyorum. Ama mesela şu an çekim yaptığım yerde, evet şu an her yer her yerde bir şekilde birçok şey yaparken bir yandan da çekim yapıyorum. Evet, dağınık olduğum, düzenli olduğum zamanlar var. Bence siz de öyle olabilirsiniz. Bu da benim varsayımım. Beyza Özdemir. Yaş çok fazla gelmiş. Beyza'nın düşüncesi benim 25 yaşında olduğum. Bir de başkalarına bakalım onlar ne demiş. Beyza, teşekkür ederim, 25 yaşında değilim. Ah keşke diyeceğim ama her yaşın kendi güzelliği var diyorum. Betül Güçlü. Çalışkan biri olduğun kadar sosyalsindir. Gerçekten sosyal olduğumu düşünüyorum çünkü bu beni gerçekten ruhumu besleyen bir şey. Merve Çınar. Kendinizle zaman geçirmeyi seçiyorsunuz. Evet. 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 Selim Can Yurtsever. Umarım doğru tahmin etmişimdir çünkü tam isim yok. Yaptığın her şeyin amacı aslında mutluluğa ve huzura ulaşmak. Herkes için aynı şey değil mi? Hani bir şey mutlu olduğunuz için yapmaya çalışırsınız, onu devam ettirirsiniz. Mesela bu YouTube beni mutlu ediyor. Devam ediyorum. I am Karel... Okuyamadım. Dini inancın nedir? Pas. Bence bu çok özel bir soru. Yani böyle dini inancın budur, politik görüşün budur. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Ayça Bilgin. Bence sen sana yapamazsın diyenlere sözle cevap vermeyi sevmiyorsun. Ayça, bu insanları kaleye bile almıyorum. Yani ben kendi hayatımdan sorumluyum çünkü. TARDIS yolcusu. Umarım doğru söylemişimdir. Toksik olan bir ilişkini olursa bitirmekte zorlanmazsın. Evet. Kesinlikle. Yani artık bu konuda uzman oldum diyebilirim. Ama 20'li yaşlarda böyle değildim. Hatta oturup ağlıyordum yani. Hani insanlar böyle beni üzdüğü zaman. Şu an direkt böyle tavsiye ederim. İşe yarıyor. Sare Gündoğdu. Çok çalışkansınız maşallah. İkiz kızlarım var. 10. sınıftalar. Size örnek alıyorlar. Şevkle takipteyiz. Sare Hanım, teşekkür ederim. Bir sonraki, bizim gördüğümüz kadar ciddi bir insan değilsiniz. Yani açıkçası... Şaka yapan bir insan değilim çok fazla. Hani böyle evet yani pozitif biriyim ama hani böyle labali mi dersiniz? Hani böyle sürekli geyik çeviren mi? Hani öyle bir insan hiçbir zaman olmadım. Öyle insanlar da hayatımda genelde yok. Hani ben ciddi konuşuyorum galiba. Yani kanal da ciddi. Bu video dışında. Yani bu video çok ciddi değil. Bayağı soru okuyorum, yanıtlıyorum. Doğaçlama gidiyoruz. Başka bir soru daha. Sanırım aynı kişiden. 52 kilosunuz. Hayır diyorum. Devam ediyorum. Özge Öz. Çok fazla kontrolcüsün. Evet. Mermaid Wright. Tanım doğru okudum. Boyun 1.70. Hayır. 1.65. Evet biliyorum bazen hani açıya göre kısa olduğumu düşünenler oluyor. Çok uzun olduğumu düşünenler oluyor. Ama buradan söyleyeyim 1.65. Nuray 39.98. Bence sen lise dönemini çok verimli geçirdin. Lise dönemimle alakalı size anlatacağım nasıl geçirdiğimi. Verimli geçti galiba ama aynı zamanda çok stresli bir dönemdi. Ne yaptım bilmediğim, kayboldum. Onu da bir sonraki videoya saklıyorum çünkü bayağı uzun. Burak Sönmez. İşkoliksin sadece meslek hayatında değil YouTube için de öyle.
Evet, çünkü sevdiğim işleri yapmayı seviyorum. Ona göre hayatımı düzenlemeye çalışıyorum. YouTube, Instagram ikisi de aynı zamanda çok fazla zamanımı alıyor. Özellikle mesela boş vakitlerimi gerçekten tamamen bunlara adamış durumdayım. Ama severek yapıyorum, çok keyif alıyorum. Ve sizlere bilgi paylaşmak, sizin hayatınızda olumlu olabileceğine dair bilgiler paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Bir kişi bile izlemeye devam etse devam edeceğim. O yüzden takipçi sayısıymış, işte izlenmiş, izlenmemiş önemli değil. Bir kişiye bir yararlı olsun. Devam. Bunu nasıl okunduğunu bilmiyorum. Zenginsin. Yani kime göre, neye göre? Zenginliği neye göre tanımlıyorsunuz? O yüzden bilmiyorum bu sorunun cevabını. Hello again me diye bir nickname. İnsanların içinde bir yerlerde saklanan başarıları ortaya çıkartmaya çalışan bir ablasın. Evet, galiba. Yani röportaj yapmayı çok seviyorum. İnsanların hikayelerini dinlemeyi ve onların motivasyonunu diğer insanlarla paylaşıp onlara da bu pozitif duyguyu aşılamayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü bence hayatta mutsuz olabileceğimiz çok fazla şey var. Ben bardağın dolu tarafına bakmayı seviyorum. Bu polyanacılık değil bence. Bu gerçekten bardağın dolu tarafına bakmak. Bu tercih meselesi. Fatma Nur Akdoğan, sen bence sabah erken kalkmaktan hoşlanmıyorsun. Ben sabah erken kalkmaktan çok keyif alıyorum. Bu biyolojik bir saat bence. Hani bu kendinizi alıştırmakla alakası var. Geç kalkanlarla yani çok fazla hani arkadaşlık ilişkisi kuramıyorum. Çünkü ben sabah kalkıp hemen bir şeyler yapmak istiyorum. Ama 10'da 11'de kalkan bir insan benim için çok geç kalkmış oluyor. Ben yani o zamana kadar birçok iş yapmış oluyorum. Sabah kalkmak bana gerçekten çok fazla keyif veriyor. Rutinimi merak ediyorsanız onu da yukarı ekleyeyim burada. Benim bir günümü görmek istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. mn.cercinli İyi insan. Nokta. Teşekkür ederim. Ars Forever One. Eskiden aşırı kaygılarınız vardı. Şu anda düzenli meditasyon ile anı yaşayarak üstesinden geldiniz. Doğru. Doğru varsayın. Doğa Çifter. Kurgu romanlar yerine güncel konularda kitaplar okumayı daha çok seversiniz. Evet, hatta bir içerik yapacağım. Güncel içerikle alakalı hemen size söyleyeyim. Favori kitabım. Bununla alakalı size açıklayacağım. Biliyorum üzerine küfür yazıyor ama iyi, güzel, güncel bir kitap. Serdar Alan. Bence siz benim gibi çok duygusalsınız. Ayrıca dünyaya ve doğaya faydalı olmak istiyorsunuz. Evet, yani genel olarak. Selin Beck. Bir gün Avrupa'ya yerleşirseniz o ülke İspanya olurdu. Bilmem. Yani düşünmedim açıkçası Avrupa'ya yerleşmeyi. İspanya bir gidip görmek lazım değil mi? Yani bir yerleşmeden önce. Bu mesaj olarak gelmiş çünkü ben Barcelona'yla alakalı bir ileti gönderdiğimde sığmadığından bahsetmişti. David Jones diye bir takipçim. Sizi böylesine çalışkan ve başarılı yapan şey okul döneminizdeki kişilerle çok iyi anlaşamanız... Anlaşamanız gerek, duymamanız. Okey, okumaya devam edeceğim. Çok da ihtiyacınızın olmadığını düşünmeniz, sadece yakın bir veya iki arkadaşınız vardı. Kimseyle aranız kötü olmadığını eklemem gerekiyor sanırım. Bu yüzden zamanınızın tamamını kendinize, eğitiminize, hobilerinize ayırıyorsunuz. Ve bundan keyif aldığınız da aşikar. Yani anlaştığım çok arkadaşım vardı. İnanılmaz sosyal biriyim. Yani insanlarla konuşmayıp hobilere sadece kendime ayırdığım gibi varsayımınız olmuş galiba burada. Evet, belirli arkadaşım var, böyle herkesle arkadaş olan biri değilim. Gerçekten eğleyip sık dokuyorum ama insanlarla kötü olduğum için hobilerim değil. Hatta hobilerimi arkadaşlarımla yapmak daha keyif veriyor. Bu arada bu nickname'e bayıldım. Lemon olsa güzel olurdu. Limon in their refrigerator. Okay. Kariyer planlamalarına lisenin başlarında başladınız. Hayır, lisede bayağı kaybolmuştum. Bilkent zamanında başladı. Mayıs Şahin 34. Bence çok sakin birisiniz. Duruma göre. İpek. Bence tesadüfe inanmıyorsun. Tesadüfleri bizim yaptığımızı düşünüyorum. Bu bayağı komik olmuş. Serz diye biri göndermiş. Motosiklete tekrar dönmeyi düşünüyorsun. Güçlüsün, yapabilirsin dostum demiş. Motosikletimi sattım arkadaşlar. Dönmeyi uzun bir süre düşünmüyorum çünkü düştüm. Güzel değildi o ayağımı o koca motosikletin altından kaldırmaya çalışmak. Nisa Nur Bilgihan, Amerika'da yaşamayı Avrupa'da yaşamaya yeğlersin. Evet. Rabia, çok çalışmış, çok fedakarlık yapmış, sonunda zafere ulaşmışsın. Yani herkesin olduğu gibi galiba. Aydoğan Ekşi, sanırım doğru okuyorum. Her ne kadar Amerika'da yaşasan da doğduğun topraklara kendini borçlu hissediyorsun, çabalıyorsun.
borçludan çok buraya gelip evet bir şeyler yapıyorum, hani yaptım da devam da ediyorum ama aynı zamanda da hani arkadan gelen nesle de hani yolu gösterip eğer benim gibi aynı yolda gitmek isteyen insanlar varsa onlara da yardımcı olmak istiyorum. Evet Türkiye'de değilim, Amerika'dayım ama internet üzerinden bu şekilde videolarla size yardımcı olduğumu da biliyorum. Eray Tunca, 22. İngilizce düşünüyorsun. Evet, çünkü gün içinde Türkçe konuşmuyorum. Güneş Dalman, başarıya karşı bir tutkum var. Evet, yani herhalde o yüzden kariyer kılavuzu kanalladı. Köpek sahiplenmek istiyorsun diye sormuş Burak. Bence yeterince hayvanım var. 2 kedi, 2 köpek. Ev hayvanat bahçesi zaten. Bu arada söyleyeyim, bir tane köpeğim dışında 2 kedi de diğer köpek de tamamen barınaktan gidip aldığımız. Hatta göstereyim. Bir dakika. Paris, come, gel, come here, come. Bu da bir tanesi. Tabii uykudan uyandırdım. Şu an çok korkuyor. Ama bunu çoğu videoda görmüş olabilirsiniz. Eğer görmediyseniz ona neler yaptığımı benim eski çekmiş olduğum vloglarda Paris'e yürüdüğümüz çok şey var. Kendisi çok yaşlı ama bu da onlardan bir tanesi. Barınaktan 10 sene önce falan aldığım bir köpek. Aşırı doğalsınız. Yaş 28. Hayır değil. Evet yaş sorusu çok fazla gelmiş. Ne 28'im ne 40'ım arkadaşlar. Evet 30'larımdayım ama 40'a doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bence her yaşın kendi güzelliği var. Eğer sizin merak ettiğiniz sorular varsa ben bu tarz ilginç böyle farklı hani bu mu bu mudur tarzında çok fazla içerikler yapıyorum. İsterseniz beni Instagram'dan takip edip oradan mesaj gönderebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Ben varsayımlarınızı gerçekten hani bu şekilde varsaydığınızı düşünmüyordum açıkçası. Ama merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlara yazmayı ya da Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.